Oturabilirsin yabancı. Oturacak gücüm yoktur. Beklediğim varmak üzeredir. Ayakta beklersen daha mı tez gelir beklediğin yabancı? Değil elbet ama oturup da onu bekleme zevkini seninle paylaşmak istemem. Kimmiş ki bu beklediğin? Ben de bilmiyorum. Geldiğinde öğreneceğiz. Yabancı, sen iyi misin? İnsan beklediğinin kim olduğunu bilmez mi? Rehberi akıl ise bilir elbet. Ama gönlüyle düşünen kimi beklediğini nereden bilsin? Sevdim seni yabancı. Eğlenceli adamsın mesela. Sen daha eğlencelisin ama farkında değilsin. Yabancı, sen git istersen ha. Yeter dükkan önünde gölge ettiğin. İstesem de gidemem. Sen de, ben de, dükkanın da şehri Konya'da şu anda onu beklemekte. Ne bir adım ileri giderim, ne bir adım geri. Allah Allah! Be adam, deli misin nesin? Güneş mi geçti başına? Ya topla mülkünü var git! Mülk de, güneş de sende kalsın. Benim güneşim geldi işte. Beklemeseydim kim olduğunu nereden bilecektim? Selamünaleyküm. Ne aradığını bilir misin de yalnızlıktan şikayet edersin? Öyleyse gel ey aşk. Yerin altına, geçmişe ve geleceğe götür bizi. Ey adı cennet kapısında yazılı Muhammed Mustafa adına. Ve dahi Hazreti İsa, Musa adına. İbrahim Mustafa adına. Kurtarmak için elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Güzel. Otur öyleyse sen de. Bak. Bu adamın babasını ve bizi büyük bir beladan kurtaracaksın. Ama öldüreceğin adam büyücülükten anlıyor. Yapabilecek misin bu işi? Burası benim işim. Siz karışmayın. Yalnız iki kez aldığını peşin ister. Hatırlık yapmam lazım. Bu yarısı. Gerisini işin bittiği gece alacaksın. Güzel. İyi ama nerede bulurum bu adamı? Nerede kalır? Hangi meyhaneye takılır? Meyhaneye gitmez o. Keykubat dergahında kalır. Kapkara giyimli bir derviştir o. Adı da Şems-i Tebrizi'dir. Hemen tanırsın. Derviş mi? Siz ne söylersiniz efendiler? Derviş öldürmek de neymiş? Beceremez misin yani? Doğru konuş delikanlı. Senin yaşın kadar can aldım ben. Katil de olsak bu işin bu usulü var. Derviş öldürmem ben. Ne demek öldürmem? Parasıyla değil mi? Değil efendi değil. Maktul olmak istemiyorsanız bir daha böyle şeylerle benim kapıma gelmeyin. Peki o zaman biz de Kadı Efendi'ye haşhaşilerin bir ajanı Mevlana'yı öldürmek için Konya'ya gelmiş diyelim. Sonra senin asılışını da o öldüremediğin dervişle birlikte izleriz. Ne dersin ha? Haşhaşiler kaldı. Benim de onlarla hiç bilgim yok, bunu sen de biliyorsun. Bunu Kadı Efendi de dinlemek ister. Ona anlatırsın artık derdini. Bak, bu bildiğin dervişlere benzemez. Duvarların ardını gören, kalplerde geçeni okuyan bir büyü ustası. Babamı kendine bağlamış. Bir kez kayboldu, Mevlana Hazretleri 2 yıl boyunca bizimle konuşmadı. Bak, bu işi yaparsan sevaba da girmiş olursun. Ya! İstemem sevabınızı, mevabınızı. Nereye gidiyorsun? Tamam. Ne bu acele? Sana geliyordum Celaleddin'in nasipsizliği. İnsan denizin içindeyken nasıl olur da ıslanmaz sormak istedim. Tutun şunu! Düşer Konya'nın kapısı! Farkında mısın hala? Şaşı bakıyorsun. O yüzden de çift görüyorsun. Babanla ben biriz. Birimizi öldürürsen... Ölüm korkusu. Şairi yaptı burada deliği. Ölümden korksaydım akreplerle uğraşmazdım derviş. Öyleyse tat bakalım akrebin zehrini de var varacağın yere. Ne yaptınız siz? Nasıl bir belaya bulaştırdınız beni? Dedim değil mi? Yapmayalım.
Al bunu. Siz istediğiniz için ben bitireceğim bu mesleğimi şerefine.